gıda maddelerinin birçoğu asit ve baz içerir. Asit ve bazlar günlük hayatta yenilen gıdaların sindirilmesinden alınan ilaçlara hatta temizlik malzemelerine kadar birçok yerde kullanılıyor. Örneğin asitler vücuda C vitamini, arkadaşlar C vitamini askorbik asit alınmasında, otomobillerin çalıştırılmasında, hazır gıdaların raf ömrünün uzatılmasında etkilidir diyor. Benzer şekilde temizlik maddelerinde kullanılan bazlar olmadan kıyafetlerdeki inatçı lekeler çıkarılamaz, mutfak ve banyolar temizlenemez. Arkadaşlar kireç, temizlik deyince kireç çözücüler asidik özellik gösteriyor. Çünkü kirecin bazik özellik gösterdiğini geçmiş derslerde söylemiştik. Asit ve bazların günlük hayattaki faydaları sadece bunlarla sınırlı değil. Hayatın sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi, vücuttaki asitle bazın varlığına ve asit-baz tepkimelerine bağlıdır. Arkadaşlar vücudumuzda bir asit-baz dengesi vardır. Kanın bir pH'i vardır. Sağlıklı kişilerde asitli gıdaların fazla alınması neticesinde farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Bazik gıdaların fazla alınarak vücudun dengesinin bozulması halinde farklı farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Bakın ne diyor? Hücreler ve kimyasal tepkimeler pH değişimine oldukça duyarlıdır. Demek ki vücudumuzdaki hücrelerin, hücre suyunun, öz suyunun belli bir pH'i var. Değişmesi sırasında vücutta değişiklikler meydana geliyor. Vücudun her bölgesinin pH değeri farklı. Mesela ağız yapısında farklı, midede farklı, bağırsaklarda farklı. Yenilen besinlerin asidik veya bazik olması vücutta başta kan olmak üzere biraz önce ifade ettiğimiz gibi birçok vücut sıvısının pH değerine etki ediyor. Bu değerin altına veya üstüne çıkılırsa farklı rahatsızlıklar meydana geliyor. Evet, vücudumuzdaki kanın hafif bazik olduğunu daha önceki derslerde görmüşsünüzdür. Orada bir görseller vardı. Vücudumuz asitlerin ve bazların seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan bir tampon sisteme ihtiyaç vardır, sahiptir. Vücuttaki pH seviyesi bikarbonat kullanılarak kontrol edilir. İnsan vücudundaki bazı organ ve dokular asit üretir. Örneğin kas dokusu çalışırken laktik asit üretir. Bunlar biyoloji dersinde de geçiyordur arkadaşlar. Bu asit toplandığında bikarbonat iyonuyla nötrleşir. Vücuttaki pH değeri o kadar önemlidir ki bu değer değiştiğinde ve kısa sürede dengelenmediğinde insan hayati tehlikeye girebilir. Demek ki vücuttaki pH değeri çok önemli. O nedenle arkadaşlar asidik gıdaları çok fazla tüketmeyelim. Yani nadiren insanın canı çeker böyle hani asitli içecekler içebilir de bunları alışkanlık haline getiren, bağımlılık haline getiren insanlar var maalesef günümüzde. Adam diyor ki ben şu içeceği içmeden duramıyorum diyor. Onu almış, sürekli içiyor. Günde 2 litre, 2,5 litre, 1 litre içmezse vücut istiyor. Alışkanlık yapmış, bağımlılık yapmış. Asit ve bazların bitkiler üzerinde faydaları vardır diyor. Örneğin toprakta bulunan bazı asitler toprağı daha tanecikli hale getirir. Toprağın yapısını düzenler, hava ve su geçirgenliğini artırır. Gibi. Asitler farklı kullanım alanlarına sahiptirler. Arkadaşlar, mesela sülfürik asit gübre imalatında kullanıldığı gibi otomobil pillerinde yani akülerde kullanılır. Sülfürik asidin diğer adı bilmekte fayda var.
akü asidi olarak isimlendirilir. Sülfürik asit. Asit ve bazıların insan sağlığı ve çevre için yararlı etkileri olabildiği gibi zararlı etkileri de vardır. Örneğin doğaya salınan SO2, arkadaşlar oksitleri daha önce sınıflandırmıştık. Oksitleri kendi içinde asit oksit, nötr oksit, bazik oksit, amfoter oksit olarak sınıflandırmıştık. Orada SO2'ye asit oksit demiştik. İşte bu SO2, şu asit yağmurlarında da biraz sonra söyleyeceğiz. Yağmurlu havalarda yağmur suyuyla birleşerek sülfürik asidi dönüşüyor. Bu nedenle asit yağmur oluşturuyor. Evet, burada da bahsi geçiyor. Asit yağmurlar arkadaşlar çevreye çok zararlı. Onların zararları konusunda biraz sonra konuşuruz. Devam ediyoruz. Başlığımız asit yağmurlarının oluşması. Arkadaşlar şekle baktığımızda asit yağmurlarının oluşumu diyor. Fabrika bacalarından, otomobil egzozlarından vesaire açığa çıkan SO2 yani kükürt dioksit, fosil yakıtlardan, kömürün özellikle kalitesiz kömürlerin yakılması sırasında açığa çıkan SO2 gazı ve azot oksitler havadaki yağmur suyu ile birleştiğinde asit olarak yeryüzüne, asit yağmurlar olarak yeryüzüne dönüyorlar. Yağmur suyunun asitliğe neden olan faktörleri karbondioksit gazı, yani havadaki karbondioksit gazı, yağmur suyu ile birleştiğinde karbonik aside dönüşür. Asit yağmur arkadaşlar, karbonik asit. Azot oksitler ve kükürt dioksitlerdir. Şimdi azot oksitler ne yapıyor diye bakarsak, azot oksit dediğimiz şeyler NO2 gazı arkadaşlar. NO2 gazı su ile birleştiğinde nitrik aside dönüşüyor. Asit yağmuru birincisi karbonik asit, ikincisi nitrik asit, özellikle havadaki NO2 gazı arkadaşlar. Bakın NO gazı şey oluşturmuyor. Su ile tepkimeye girmediği için asit yağmuru oluşturmuyor. Ancak NO gazı oksijenle birleşerek NO2'ye dönüşebilir. O da nitrik aside dönüşebilir. Yani tekrarlarsak NO gazı direkt olarak havadaki yağmur suyu ile tepkimeye girmiyor. Asit yağmuru oluşturmuyor. NO gazı daha önceden söyledik. Nötr oksit. Fakat NO gazı havadaki oksijenle birleşerek NO2'ye dönüşürse tehlike yaratıyor. Çünkü NO2 yağmur suyuyla birleşerek asit yağmuruna dönüşebiliyor. Evet, şimdi diğer bir asit yağmuru sülfürik asit. Arkadaşlar sülfürik asit nasıl oluşuyor diye baktığımızda kükürt
yandığında kükürt dioksite dönüşüyor. Kükürt dioksit tekrar oksijenle birleşerek SO3'e dönüşüyor. Yani burada asit yağmuru SO3 gazının su ile birleşmesiyle oluşuyor. Yani direkt olarak SO2 kükürt dioksit su ile birleşmiyor. Böyle bir asit yağmuru yok. SO2 oksijenle birleşerek CO3'e dönüşüyor. CO3 asit yağmuruna dönüşüyor. Yani aşama aşama. Yoksa direkt olarak kükürt dioksitten asit yağmuru meydana gelmiyor. Asit yağmuru daha çok SO3'ün su ile birleşmesiyle oluşan bir kimyasal maddedir. Arkadaşlar, asit yağmurları gerçekten çevreye çok zararlıdır. Şimdi bugünlerde bahçenizde üzüm asması varsa taze yapraklarını vermek üzere, sürgünlerini atmak üzere, eğer bir yağmur yağar da asit yağmuru şeklinde oluşursa ne oluyor? Onların filizlerini yakıyor, yapraklarını yakıyor. Fakat asit yağmur daha çok sanayi bölgesinin geliştiği, ki buralarda çok sanayi yok ama gene de ana yol var biliyorsunuz, araçlardan çıkan egzoz gazları var. Sanayi bölgesinde daha çok meydana geliyor. Nerelerde? İstanbul, Kocaeli, İzmir vesaire, öyle sanayi dallarının daha çok olduğu yerlerde daha çok meydana geliyor. Asit yağmurları ekolojik etkiye sahip, göllerin ve akarsuların kirlenmesine neden oluyor. Yani suları asidik hale getiriyor. Arkadaşlar, asidik hale gelen sularda balıklar etkileniyor. İçindeki bitkiler etkileniyor. Yani asidik bir suda çok fazla yaşayamıyor balıklar. O nedenle tehlikeli bir hal alıyor. Suların asitliği arttıkça dere ve göllerdeki canlı yaşamı tehlikeye giriyor. Demek ki asit yağmurları sayesinde akarsuların, göllerin asitlik özelliği, karakteri artıyor. Burada yaşayan canlılar olumsuz bir şekilde etkileniyor. Arkadaşlar, asit yağmurları çevredeki ağaçlar için de tehlike arz ediyor. Ne yapıyor? Onların yapraklarını, filizlerini döküyor. Bu şekilde ağaçların kurumasına dahi neden olabiliyor. O nedenle asit yağışlarından ormanlar etkileniyor bu neticede. Şöyle devam edersek. Asit yağmurları insan sağlığını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Asit yağmurları tarihi eserlere çok büyük zararlar veriyor. Arkadaşlar, Aspendos Kalesi'ni düşünün. Bu kale Kocaeli'de olsaydı bilmiyorum ne hale gelirdi. Sık sık bakıma ihtiyaç duyardı ki burada bile bir bakımdan geçti biliyorsunuz. Tarihi eserlerin yapısını etkiliyor. Otomobillerin boyalarına zarar veriyor. Yapı malzemelerinin bozulmasına, yani bizim binalarımıza dahi zarar veriyor. Boyaların çabuk sönmesine, çabuk dökülmesine neden oluyor asit yağmurları. Yani çevre ve insan sağlığı için gerçekten olumsuz etkilere sahip. Çünkü kireç taşı ve mermer de bulunan, ki bazik özelliktedir bunlar, asit yağmurlarından etkileniyor arkadaşlar, tarihi eserler. Biraz önce söyledik.
Başka şöyle göz attığımızda. Otomobillere zarar verdiğini söyledik. Asit yağmurlarının etkilerini önlemek için ne yapmak gerekir? Çevreyi az kirletmek gerekir. Kalitesiz kömür kullanmamak gerekir. Mümkünse evlerimizde tabii tercihen doğal gaz kullanılması gerekir. Tabii bu tercihe bağlı bir şekilde. Yani kişisel otomobiller yerine toplu taşıma araçları kullanılabilir diyor. Bisiklete binmek sağlık açısından da faydalıdır. Çevre açısından faydalıdır. Yani hepinizin bildiği genel kültür şeyleridir bunlar. Ne diyor? Asit yağmurlarından etkilenen heykeller diyor. Evet, etkileniyorlar. Tarihi eserler etkileniyorlar. Kireç ve kostik kuvvetli bazdır. Kostik iki çeşit biliyorsunuz. Sut kostik var, potas kostik var. Bunlar kuvvetli bazlardır. Yağı çözebilir. Yağ çözücüdür aynı zamanda. Tıkalı lavaboları açmak için marketlerden aldığınız lavabo açıcılar sut kostik ya da potas kostik olarak kimyasal maddelerdir bunlar. Bunları kullanırken dikkatli davranmak gerekir. Çünkü su ile çok hızlı tepkimeye girerler. Yani bunu döktüğünüzde, lavaboya döktüğünüzde, suyu döktüğünüzde ani bir tepkime meydana gelir. Buna dikkatli davranmak gerekir. O buharı solumamak gerekir. Bu giderler boruları temizler ama aşırı da kullanılması borulara da zarar verir. Sık sık kullanmamak gerekir. Yani çok ciddi durumlarda kullanmak gerekir. Lavabo tıkanırsa altındaki şey, yani o U borusunu değiştirmekte fayda var arkadaşlar. Yani açacağım diye kimyasal kullanmak yerine ilk etapta o lavabonun altındaki